Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber acemi testi bir çözümünü gerçekleştireceğiz. Etkinliklerimizi bitirdik, konu anlatımlarımızı bitirdik, pekiştirme testlerimizi bitirdik. Şimdi ise son vuruşları, son dokunuşları yaptığımız testlere geldik arkadaşlar. Bu konu için, ilk fasikülümüz için. Acemi bir testiyle hemen başlayalım. Acemi bir testimizin ilk sorusunda canlılar hücre sayılarına göre tek hücreli ve çok hücreli canlılar olmak üzere iki çeşittir. Aşağıda verilen canlılardan hangisi çok hücrelidir? Şimdi aşağıdaki canlılara bakıyoruz. Biz zaten iki türlü canlı hücresi öğrenmiştik. Bunlardan bir tanesi sevgili arkadaşlar prokaryot hücrelilerdi. Bunlardan bir tanesi ise ökaryot hücrelilerdi. Prokaryot hücreler çekirdek bulundurmayanlar, ökaryot hücreler ise çekirdek bulunduranlardı. Şimdi bakalım bakteri, prokaryot hücre, amip aynı şekilde ökaryotlarda yer alsa da prokaryot hücre, paramecium ve öglene yine aynı şekilde, ama şapkalı mantar nedir arkadaşlar? Direkt ökaryot hücrenin içerisindedir. Diğer ökaryotları ben hatırlayacak olursam, diğer ökaryot hücreli canlıları net olarak ne diyeceğiz arkadaşlar? Bitkilere örnek verebiliriz, hayvanlara örnek verebiliriz. Yine protista alemi de buna dahil, ama bizim ökaryot yani çok hücrelidir diye net olarak konuşabileceğimiz kimdir? Şapkalı mantarlardır bu soru için. Evet, bir sonraki sorumuza geçelim. İnorganik bir bileşik olan mineraller özelliklerden hangilerine sahiptir? Şimdi öncelikle hiç öncüllere bakmadan minerallerin özelliklerini biz bir kendimiz hatırlayalım, daha iyi olacaktır. Yani soruları siz de çözerken böyle çözerseniz işinizi kolaylaştıracaktır ve öğrenmenizi inanın daha da kolay bir hale getirecektir. Şimdi minerallerin ilk görevlerinden bir tanesi inorganik olmaları. Zaten soru kökünde de bize bunu veriyor. İnorganik olmaları ve dışarıdan nasıl temin ediliyor? Hazır olarak temin ediliyor. Ayrıca minerallerin bir diğer görevi nedir arkadaşlar? Düzenleyici olmaları. Minerallerin başka bir görevine bakacak olursak ne yapıyordu? Enzimlerin yapısına katılıyordu. Ve enzimlerin yapısına ne olarak katılıyordu arkadaşlar? Kofaktör olarak katılıyordu. Dişlerimizin çürümesine yardım ediyordu. Daha doğrusu çürümemesini engelliyordu. Kaslarımızın kasılmasına yardım ediyordu. Büyümede, gelişmede, kemiklerin gelişiminde, işte birçok hastalıkların önlenmesinde, işte guatırdır, cüceliktir vesairedir eksikliğinde bu tarz hastalıkların meydana gelmesini sağlıyordu. Şimdi öncüllere dönüp bakacak olursak enzimlerin yapısına katılma, bunu yazdık. Sindirilmeme, evet sindirilemezler. Neden? Çünkü küçük yapılı oldukları için hücre zarından direkt geçerler. Mineraller, vitaminler bunlar sindirilemez. Hücre zarından direkt geçen bileşiklerdir. Düzenleyici olma yine minerallerin başka bir görevidir. Düzenleyici olmayla alakalı daha önce birçok soru çözdük ve ben size dedim ki eğer bir madde başka bir maddenin yapısına katılıyorsa o düzenleyicidir. Mineraller içinde az önce ben kimin yapısına katılır dedim. Enzimlerin yapısına, bakın tekrar ediyorum. Eğer bir soruda aşağıdakilerden hangisi düzenleyicidir diye bir öncülle yaklaşıyorsa soru, herhangi bir şeyin yapısına katılıp katılmadığını sorgulamanız sizi hedefe kolayca ulaştıracaktır. Ve kas kasılmasında görev yapma diğer dördünden bir tanesidir ve cevabımız E seçeneğidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Üçüncü sorumuzda canlılarda görev yapan, ağızda çalışan aminaz, midede çalışan pepsin ve ince bağırsakta çalışan tripsin enzimleri için özelliklerden hangileri ortaktır? Şimdi ben öncelikle şunu bilmem lazım. Bakın amilaz ağızda çalışıyormuş, pepsin midede çalışıyormuş ve tripsin ince bağırsakta çalışıyormuş. Şimdi amilaz nötre yakın bir değerde çalışıyor. Pepsin net olarak mide olduğu için asidik bir değerde çalışıyor. Tripsin ise bazik bir değerde çalışıyor arkadaşlar. Şimdi baktığımda bunların hepsi, yani üçü de aynı pH ortamında etkinlik gösterebilirler mi? Hayır, gösteremezler. Zaten birinci öncülüm direkt olarak ne olmuş oldu? Elenmiş oldu. İkinci öncüle baktığımda bir çeşit reaksiyonu katalizler. Evet, her üçünün de ayrı ayrı reaksiyonları vardır kendisinin. Yani ikinci öncülümüz doğrudur. İşte amilaz nişastayı parçalar, pepsin proteini parçalar gibi. Aktivasyon enerjisini düşürmeleri de ortaktır. Zaten enzimlerin genel özelliği neydi? Aktivasyon enerjisini düşürmeleriydi arkadaşlar. O zaman ikinci öncülüm zaten doğru. Dördüncü öncüle baktığımda DNA'daki genetik şifreye göre sentezlenirler. Bu da doğru. Neden diyecekseniz, şimdi enzimlerin yapısına şuraya şöyle bir enzim yapayım, yazayım.
Bakın ben enzimi nasıl oluşturuyorum? Enzimlerin yapısında ne vardı? En basiti olarak düşünecek olursak protein kökenliydi. Protein vardı. O zaman ben enzimi parçaladığımda amino asit elde edebiliyorum demek ki. Protein peki nerede sentezleniyor? Protein hocam ribozomda sentezleniyor. Bu da tamam. Ribozomda sentezleniyor da ribozom bu proteini sentezlemek için kimden emir alıyor? DNA'dan emir alıyor. O zaman demek ki DNA'daki genetik şifreye göre sentezleniyormuş enzimlerde. 2, 3 ve 4. öncülerimiz doğrudur ve cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Evet, 4. sorumuzla devam ediyoruz. Bir insanın hücresinde görev yapan moleküllerden hangilerinin sentezi DNA'nın genetik şifresindeki bilgiye göre gerçekleşmiş olabilir? Şimdi o zaman ben DNA'nın genetik şifresine göre sentezlenenlere bakacak olursam aslında 3. soruya yakın bir soru bu. Ne kökenli olanları arayacağım? Protein kökenli olanları. Çünkü protein kökenli olanlar kimdeki şifreye göre sentezleniyor? DNA'daki şifreye göre sentezleniyor. Şimdi ben bakıyorum hormon. Demek ki sentezlenebilir. Neden? Çünkü hormonlar protein yapılı olanları var. Vitamini geçiyorum. Enzim yine aynı şekilde protein kökenli. Antikor kanımızda bulunan bu da yine protein kökenli. O zaman cevabım 1, 3 ve 4 yani D seçeneğidir arkadaşlar. Hemen 5. sorumuzla devam ediyoruz. 5. sorumuzda diyor ki şekildeki deney düzeneğinde suya radyoizotop yöntemiyle işaretlenmiş azot, fosfor ve kükürt elementleri taşıyan mineral çözeltileri bırakılmıştır. Birkaç hafta sonra bitkinin hücre içinde sentezlenen protein molekülünün yapısında bu elementlerden hangilerinin bulunduğu kesindir. Şimdi öncelikle ben şuna bakacağım. Ben proteini sentezlemek istiyorsam proteinin kökenine ineceğim. Proteinin kökeninde kim var? Proteinin kökeninde amino asit var. Şimdi ben amino asitin yapısına bakıyorum. Bakın amino asitin yapısında şöyle bir amino grubu var. Karbona bağlı. Daha sonra kim var arkadaşlar? Karboksil grup var. Hemen bir radikal grup var ve bir de hidrojen var. Bunları da farklı renkli kalemle şöyle bir kare içine alayım. Bakın hidrojen, amino grup, radikal grup ve karboksil grup olmak üzere hepsini ayrı ayrı aldım. Bakın bana kimi vermişti? Azotu verdi. Fosfatı verdi, fosforu verdi ve kükürtü verdi arkadaşlar. Şimdi ben bunların üçüne baktığımda üçünün içerisinde azot en kesin olandır. Neden? Çünkü amino asitin yapısında banko bulunuyor bakın. Ben bu diğer iki element için aynı şeyi söyleyemem ama azot kesinlikle bulunmak zorunda. Zaten bulunduğu kesindir dediği için cevabımız azot yani A seçeneğidir. 6. sorumuzla devam ediyoruz. Yukarıdaki tabloda çeşitli karbonhidratlar sıralanmıştır. Verilen karbonhidratlardan hangileri hidroliz edilemez? Şimdi hidroliz edilmek demek, hidroliz demek ne demek? Parçalanma demek. Kelime anlamlarını yazalım. Hidroliz parçalanma demek. Hidroliz bir nevi sindirilmek demek değil mi? Şimdi bakıyoruz. Glikoz parçalanamaz zaten küçük. Galaktoz parçalanamaz zaten küçük. Laktoz parçalanır. Biz parçalanamayacak olanları arıyoruz. Sükroz parçalanır. Glikojen parçalanır. Nişasta parçalanır. Fruktoz parçalanamaz. Monosakkarit zaten. Maltoz parçalanır. Disakkarit. Hangileri hidroliz edilemez dediği için glikoz 1, galaktoz 2 ve fruktoz olmak üzere cevabımız 1, 2 ve 7 yani B seçeneğidir. Bir hücrede laktozun dehidrasyonunda aşağıdakilerden hangisi çizilemez? Bu tarz sorularda ilk önce denklemi yazmak işimizi kolaylaştıracaktır. Şimdi laktozun dehidrasyonu için gerekli olan nedir? Bir kere glikoz gereklidir. Hemen glikozun yanına laktozu yapmak istiyorsak ne yazacağız? Galaktozu yazacağız. Glikozla galaktoz birleşir ve karşılığında laktoz artı bir de n-1 kadar su oluşacaktır. Şimdi bakalım harcanan ATP. Şimdi bu bir dehidrasyon tepkimesi olduğu için ATP yani sadece ATP miktarı azalır. Ama harcanan ATP miktarı artacaktır. Yani bu doğru. Glikozit bağı sayısı arttıkça demiş çünkü. Laktoz miktarı arttıkça su miktarı da artacaktır. Çünkü bu bir dehidrasyon tepkimesi. Monomer miktarı azaldıkça. Şimdi bunları glikozlar galaktozlar düşünürsek. Bunlar birbirlerine bağlandıkça bu bir karbonhidrat olduğu için bağ sayısı artacaktır. Monomer sayısı ne olacak? Azalacaktır. Çünkü bu bir neye dönüşüyor? Polimere dönüşüyor. C de doğrudur.
Serbest enzim miktarı. Şimdi şunu benim enzimim olarak düşünürsem eğer ve buraya normalde bakın şu an serbest. Ve buraya ne olacaktır? İşte glikoz ya da glikozlar ve galaktozlar bağlanacaktır. Sonra laktoz olarak çıkacaktır. Serbest enzim miktarı önce ne olması lazım? Azalması lazım. Neden? Çünkü bakın aktif bölgeye giriş yapıyorlar. Dış etkilerinden dolayı şöyle aktif bölgeye giriş yaptığında serbest enzim miktarı önce azalır. Tepkime bittiğinde enzim tekrar eski haline döndüğünde ne olacaktır? Artacaktır. Çizilemezi sorduğu için cevabımız D seçeneğidir. E seçeneğinde bakacak olursak zamanla monomer miktarı azalır mı? Evet, zamanla monomer miktarı azalır. Cevabımız D seçeneğidir. 8. sorumuzla devam ediyoruz. Bir ökaryotik hücrenin tüm nükleotit çeşitlerinde pentoz şekeri varmış, azotla organik baz varmış ve fosforik asit varmış. Diyor ki hangileri aynıdır? Şimdi nükleotit çeşitlerini bileyim ben. Nükleotit çeşitleri nedir? Ya DNA'dır ya da RNA'dır. İyi güzel ama bu DNA'nın nükleotitleri kim? İşte adenin, timin, guanin, sitozin. RNA'nınkiler kim? Adenin, guanin, urasil, sitozin. Okey. Şimdi pentoz şekeri bir kere farklıdır. Adenin nükleotiti ise riboza da ait olabilir. Yani RNA'ya da ait olabilir, DNA'ya da ait olabilir. DNA'ya aitse deoksiriboz şekeri vardır. RNA'ya aitse riboz şekeri vardır. Pentoz şekeri aynı değildir. Bu gitti. Azotlu organik baz. Bu zaten değil. Adenin mesela timinden bahsedelim. Timin DNA'da bulunuyor ama RNA'da bulunmuyor. Bu da gitti. Fosforik asit işte bu hepsinde aynıdır. Hiçbir zaman değişmeyecektir. Yalnızca 3'tür cevabımız yani C seçeneğidir arkadaşlar. Evet, 9. sorumuzla devam ediyoruz. Organik bileşikler ile ilgili özelliklerden hangileri inorganik bileşikler için geçerli değildir bakın. Ben inorganik bileşikler için geçerli değildir kelimesini görür görmez yazacağım ilk kelime enerji verici özelliğidir. Hemen bakalım. Düzenleyici olma her ikisinde de ortak. Enerji verme bakın direkt düştü. Ortak değildir. Neden? Zaten neredeyse organiklerle inorganikleri ayıran en önemli iki özellik var. Hatta üç özellik diyelim. Bunlardan bir tanesi karbonun, hidrojenin ve azotun üçünün bir arada bulunması organiğe ait. İkisi en az bir arada bulunması inorganiğe ait. Bu farklı özelliklerinden bir tanesi. Bir diğer özelliği ise enerji verici olmaları ve bir diğer özelliği ise arkadaşlar dışarıdan hazır alınmaları ya da kendileri tarafından sentezlenmeleri. Bu üçü birbirinden farklıdır. Yapıya katılma ise yine ortaktır. En basiti mineralin enzimin yapısına katılmasını alabilirsiniz. Yani cevabımız yalnızca 2 ve seçeneğidir. 10. sorumuzla devam ediyoruz. DNA'yı oluşturan polinükleotit zinciri ısı etkisiyle birbirinden ayrılabilir. Aralarında 3 hidrojen bağı bulunduran baz çiftlerini ayırmak için gerekli ısı enerjisi, 2 hidrojen bağı bulunan baz çiftlerini ayırmak için gerekli ısı enerjisinden fazladır. Şimdi bana diyor ki, bakın diyor adeninle timin arasında diyor ikili bağ var. Guaninle sitozin arasında diyor üçlü bağ var. Ve üçlü bağın bulunduğu yerde ayrım yapmak daha neymiş arkadaşlar? Zormuş. Daha fazla ısı, daha fazla enerji sarf etmesi gerekiyor. Bakıyoruz 3 tane canlı vermiş bana. Şimdi bu 3 canlının nükleotit sayılarını vermiş ve ben bunları ayrı ayrı zincirler oldukları için tek tek hesaplayacağım. Hemen hesaplamasını yapalım arkadaşlar. Biraz uzun sürebilir bu soru. Şimdi adenin 40 diyor. Şimdi 40 çarpı 2'den 80 gelir buradan. Sitozine 100 diyor. 100 çarpı 3'ten 300 gelecektir. Timine 20 diyor. 2 ile çarpıyorum. Neden 2 ile? Şimdi burada diyeceksiniz ki hocam adenin 40 ise timin neden 20? Şimdi şöyle düşünün. Şu zincirin bir tanesi. Bu zincir için konuşuyorum. Bu zincirde 40 tane adenin varmış. Atıyorum. Aynı zincir üzerinde 20 tane de timin var. Bu demek aslında. Yani şunun karşılığında 40 tane timin var. Bunun karşılığında ise 20 tane adenin var. Bunu bu şekilde düşünün. Bize bir zincirin özelliğini vermiş. Şimdi biz bunları karşılaştıracağız. Şurayı sileyim hemen. O da kafanızı karıştırmasın. Yeri gelmişken söylemiş olayım. 20 çarpı 2'den burası 40 yapar. Bir de 40 tane de guanin var. 40 çarpı 3'ten 120 yapar. İlk canlınınkini toplayacak olursak 80, 380 doğru mu? Evet, 380. Hemen şuradan 420, 520, 540. Birinci canlıyı
toplam sayısını bulduk. 540. Hemen ikinci canlıyı hesaplayalım. 60 çarpı adenin değil mi? Evet. 2 eşittir 120. 60 çarpı 3 sitozinden 180 gelecektir. Timine bakıyoruz. 60 çarpı 2'den 120. Guanine bakıyoruz. 20 çarpı 3'ten 60. Hemen buranın toplamasını yapacak olursak 120, 240, hemen şuradan 300 ve 380. 480, özür diliyorum. Şöyle yazalım 480 diye. Üçüncü canlıya bakıyorum. Üçüncü canlıda 20 çarpı 2'den 40 gelecek. 40 çarpı 3'ten 120 gelecek. 80 yazamadım. 80 çarpı 2'den 160 gelecek. 60 çarpı 3'ten de 180 gelecek. Şöyle şurayı da topladığımız zaman 120, 180, 40 daha. Üçüncü canlıda da 500 yapıyor. Şimdi bunların enerjisine ben bakacak olursam 1 büyüktür 3'ten, o da büyüktür 2'den şeklinde olacak. Yani 2 en az olacak. Bakın şu gitti, 2 fazla, 2 fazla. 1 en fazla olacak. Şu kalacak. Burada 3 en fazla, bu da gitti. Şuraya baktığımda 2, 3'ten daha fazla, cevabımız B seçeneğiydi. Birinci canlımız en fazla, sonra üçüncü canlımız, sonra ise ikinci canlımız. Biraz uzun sürdü, kusura bakmayın. Evet arkadaşlar, 11. sorumuza devam ediyoruz. Canlılarda bulunan organik moleküllerden hangileri hücresel yapıya katılır? Şimdi hücresel yapıya katılmaya baktığımda steroidler ne yapılıydı? Daha doğrusu steroidler neydi desek daha doğru olacak. Yağ idi arkadaşlar. Fosfolipitlere bakıyorum ben. Fosfolipitler zaten yağ. Nötral yağlara bakıyorum. Onlar da yağ. Nötral yağlar herhangi bir yapıya katılmaz. Neden? Çünkü onlar enerji vermek, iç organları korumak gibi görevleri bulunuyor. O yüzden üçüncü öncülümüz zaten yok. Fosfolipitleri de ben çok yakından tanıyorum. İki katlı karşılıklı gelerek kimin yapısına katılıyordu? Hücre zarının. Steroidler de yine hücre zarına desteklik veriyordu ama yapıya katılmıyordu. Peki steroidler kimin yapısına katılıyordu? Steroidler ise eşeysel hormonların yapısına katılıyordu. Cevabımız 1 ve 2, yani B seçeneğidir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi testlerin çözümünü normal bir şekilde, düzenli bir tekrarla yaparsanız son dokunuşlarda tam olarak fasikülümüzde bulunan bütün konuların kavramasını gerçekleştirmiş olacaksınız. Acemi testi 2'de görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.